Türkiye ekonomisinin darboğazda olmasına rağmen AKP hükümetinin havanda su dövdüğünü kaydeden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin açıkladığı eylem planının ise FOS olduğunu söyledi. Başbakanı hesap bilmemekle suçlayan Bahçeli, Davutoğlu'nun ilan ettiği 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planı fiyasko olup hiçbir yaraya merhem olmayacaktır dedi. Milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Davutoğlu'nun geçen hafta açıkladığı ekonomi eylem planını yerden yere vurdu. Ekonominin darboğazda olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, çarklar paslanmış, üretim sistemi durmuştur dedi. Türkiye ekonomik darboğaz yaşamaktadır. Vatandaşlarımızın borcu gırtlağa dayanmıştır. Bu kapsamda Türkiye'nin kısa vadeli borcu 130 milyar dolara ulaşmıştır. Toplam dış borç 400 milyar dolar sınırını geçmiştir. Kredi kartı felaketi dar ve orta gelirli insanımızı vurmuştur. Ekonominin çarkları paslanmış, üretim sistemi durmuştur. Ülkemizin ekonomik sıkıntısı, ekonomik darlığı dış kaynaklı değildir. Bilhassa Avrupa, Japonya, Çin ve Rusya'daki durgunluk, bu ülkelerin büyüme oranlarındaki irtifa kaybı dolaylı yollardan Türkiye'yi etkilese de karşılaştığımız sorunlar tamamen iktidarın aymazlığından, acziyetinden doğmuştur. AKP iktidarının 12 yılı heba ettiğini ifade eden Devlet Bahçeli, hayat pahalılığına ve artan enflasyona dikkat çekti. AKP hükümeti 12 yılı heba etmiş, milletimizi boş sözlerle oyalamış, sanal başarı hikayeleriyle vakit geçirmiştir. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına çare üretilmemiştir. Tasarruf oranındaki azalmalar önlenememiş, tüketim ve ithalata dayalı yapay büyüme oranlarına bel bağlanmıştır. Makroekonomik göstergelerdeki bozulmalar, olumsuzlukların hacim ve boyutunu gün yüzüne çıkarmıştır. Mesela enflasyon oranlarındaki fren tutmayan artışlar hayat pahalılığını teyit etmektedir. TÜİK'in Ekim ayına ait verilerine göre tüketici enflasyonu %1.90, yükselişle 9 ayın en zirve noktasına çıkmış ve yıllık bazda %8.96 düzeyine tırmanmıştır. 129 gıda maddesiyle birlikte alkolsüz içeceklerin fiyatlarındaki yıllık artış ise %12.56'ya dayanmıştır. Elektrik, doğalgaz ve ulaşım fiyatlarına yapılan zamlarla vatandaşlarımız zora ve çileye mecbur bırakılmıştır. Türkiye ekonomisinin dünya göstergeleriyle ters çalıştığını belirten Bahçeli, dünyada gıda ve petrol fiyatları düşerken temel gıda ürünlerinin Türkiye'de %109 artması tam bir garabettir diye konuştu. Artan fiyatlar, yapılan zamlar can yakmaktadır. Geçen ay domates zam rekoru kırmıştır. Merkez Bankası devamlı surette enflasyon hedeflerini revize etmekte, inandırıcılığını, kredibilitesini zayıflatmaktadır. Enflasyon hedefleri bir bir çarçur olmaktadır. Orta vadeli programda %9.4 olarak belirlenen enflasyonun bu noktada durmayacağı şimdiden bellidir. Bahçeli tarım ve sanayide önlenemeyen ithal girdi payının ürünlere zam olarak yansıdığına, hükümetin de bunun önüne geçemediğine değindi. Hükümetin önleyemediği tarımda ve sanayide kullanılan ithal girdi payının yanında döviz fiyatlarının ve jeopolitik risklerin artması enflasyon canavarını beslemektedir. Bunun doğal sonucu olarak vatandaşlarımız pazarda, markette, bakkalda ihtiyaçlarının daha azını almak zorundadır. Büyüme oranındaki yavaşlama, sıkı para politikası mutfaklardaki yangını daha da körükleyecektir. Sorun yapısaldır ve AKP'nin bunun üstesinden gelmeye ne mecali, ne hevesi, ne de heyecanı vardır. Üretimdeki verimsizlikler, ithalata dayalı ekonomik sistem yatırımlara engel olacak, işsizlik musibetini yaygınlaştıracaktır.
Devlet Bahçeli hükümetin açıkladığı ekonomi eylem planının 12 yıllık utanç ve tembellik beyanatı olduğunu vurguladı. Başbakan Davutoğlu'nun 6 Kasım'da büyük bir tantanayla açıkladığı ekonomide yeni eylem programı ise bir bakıma iktidarın 12 yıllık utanç ve tembellik beyanatıdır. Davutoğlu'nun ilan ettiği 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planı fiyasko olup hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Hükümet 12 yıldır ne yapmış? Ekonomik sefalete bu aziz milleti ne hakla muhatap etmiştir? Başbakan sadece günü kurtarmak, bir şey yapılıyor izlenimini vermek için bildik ezberleri tekrarlamıştır. Davutoğlu ithalata olan bağımlılığı azaltacağız demektedir. Oysa ki 12 yıldır varını yoğunu ithalata bağlayan iktidarın bizzat AKP olduğunu itiraf edememektedir. Başbakanın havanda su dövdüğünü ifade eden Bahçeli, Davutoğlu gerçekten biliyorsa söylesin nasıl bir mucize tasarlanmaktadır diye sordu. Üretime soğuk ve mesafeli bir ekonomik yapıyı, ithalatın dar ve köhne kalıplarından hangi parlak yöntemlerle uzak tutacaktır? Girdi tedarik stratejisini güncellemekle ithalat mı azalacaktır? Madenciliği Türkiye içinde bir faaliyet alanı olmaktan çıkarmakla ithalat bağımlılığı mı düşecektir? Sayın Davutoğlu, madenciliği yurt dışına taşımayı bırakın da Ermenek'te 29 Ekim'den bu tarafa toprak altında bulunan 16 madencimize ulaşmak için çabalayın. Yurt dışına madenciliği götürme fikriyle değil, ölüm saçan madenlere kafa yorun, bununla ilgilenin. Davutoğlu, demir-çelik sektörünün hurda girdisine bağımlılığını azaltacaklarını inorganik kimya, biyoyakıt, alternatif kozmopolit malzemeler gibi alanlarda ARGE faaliyetlerini teşvik edeceklerini söylemektedir. Yani bunlar olunca ithalat düşecek midir? Başbakan havanda su dövmektedir. Kendisi ya kandırılmış ya da bile bile milletimizi kandırmaya kalkışmıştır. AKP'nin seçim sandığı görününce eylem planlarından medet ummasını ucuz ve basit siyasi işportacılık olarak değerlendiren Bahçeli, Çinli üretmiş, AKP almış. Koreli üretmiş, AKP sarf etmiş. Alman icat etmiş, AKP kullanmış. Ve Türkiye başkalarının eline bakan bir ülke haline gelmiştir dedi. Başbakan bizzat şahsının da sorguladığı ülkemizin 1 kilogramlık ihracat karşılığında 1.6 dolar, Almanya'nın ise aynı miktar üzerinden 4.5 dolar kazanmasını etraflıca düşünmelidir. Davutoğlu, Türkiye'yi köşe bucak ithalata bağımlı hale getiren sorumlu ve suçluyu arıyorsa önce aynaya, sonra da Kara Saray'da sefa süren 17-25 Erdoğan'a odaklanmalıdır. Çinli üretmiş, AKP almış. Koreli üretmiş, AKP sarf etmiş. Alman icat etmiş, AKP kullanmış. Ve Türkiye başkalarının eline bakan bir ülke haline gelmiştir. 12 yıldır yapısal hiçbir adım atmayan AKP'nin seçim sandığını görünce aceleyle eylem planlarından medet umması ucuz ve basit siyasi işportacılıktır. Devlet Bahçeli, Türkiye ekonomisinde bir zihniyet dönüşümünün, bir yönetim değişiminin şart olduğunu söyledi. Üreten, geliştiren, yatıran, yenilikçiliği, bilimi, bilgiyi, gelişmeyi ve katma değeri amaçlayan bir ekonominin başkalarının sattığı mal ve hizmetlere mecbur kalması mümkün değildir. Ekonomik kuvvet olmadan bölgesel ve küresel zeminde sözümüzün geçmesi de imkansızdır. Türkiye ekonomisinde bir zihniyet dönüşümü, bir yönetim değişimi şarttır. AKP fikren eskimiş, manen bitmiş, fiziken yorulmuş ve siyasi marjinal faydası eskiye inmiştir. Bu iktidarın kısa veya orta vadede milletimizi ekonomik rahata, Türkiye'yi ekonomik ve siyasal güvenceye kavuşturması boş yere hayal kurmak,
boşu boşuna zaman israfıdır. Başbakan Davutoğlu'nun ekonomi eylem planıyla hata üstüne hata yaptığını vurgulayan Bahçeli, Davutoğlu'nu hesap bilmemekle suçladı. Başbakan Davutoğlu 6 Kasım günü önüne konulanları coşkuyla okumuş. Ne var ki hata üstüne hata yapmaktan da kurtulamamıştır. Başbakan 2018 yılının sonuna kadar gayri safi yurt içi hasılayı 1 trilyon 300 milyar dolara çıkaracaklarını iddia etmiştir. Ne var ki 8 Ekim'de açıklanan orta vadeli programda 2017 yılı milli gelir rakamı 971 milyar dolar olarak belirlenmiştir. 2014 yılında 810 milyar dolar olması hedeflenen milli gelirin 3 yıl içinde 161 milyar dolar artması planlanmışken nasıl olmuştur da 2017'den 2018'e yani bir yılda milli gelir artışının 328 milyar dolar olacağı ileri sürülebilmiştir. Başbakan hiç mi hesap bilmemektedir? Devlet Bahçeli eylem planının fos, fizuli ve cılız olduğunun altını çizdi. Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının hatta bizim demesi durumu kurtarmaya yetmeyecek, aldatma mekanizmasını örtbas etmeye kafi gelmeyecektir. Başbakan ekonomide eylem planını şevkle anlatayım derken baltayı taşa vurmuş, eylem yerine milletimizle eğlenme teşebbüsündeyken suçüstü basılmıştır. AKP'nin ekonomik eylem planı gerçekte eylemcilerin kurnazlığı olup fostur, fuzulidir, cılız ve çelimsiz bir zihniyetin toplama hezeyannamesidir. Ne memurumuz, ne esnafımız, ne işçimiz, ne emeklimiz, ne de sanayicimiz gündemde yoktur. Daha acısı gelecekte de olmayacaktır.